İyi derecede İngilizce, Fransızca biliyorum. İşsizim ve işe dair bir umudum da yok. Bayan çantası ustasıyım. Emeğimin karşılığını alamıyorum diye de çalışmıyorum, işsizim. Liseyi Ankara Fen'de okudum. Boğaziçi Üniversitesi İktisat bölümünden mezun oldum. Ama geldiğimiz noktada hala işsizim. Her ustalıktan önce bir çıraklık dönemi vardır. Ben de 1996 yılında çırak olarak başladım bu işe. Bir işin ustası olabilmek için o işi önce sevmen lazım. Ve severek yaptığım için de bu işin ustası oldum. 8. sınıfımı hatırlıyorum yani. Akşam 9'da falan eve geliyordum yani. O yaştayken. Yani 13 yaşında falan yani. Sonra Ankara Fen geldi. Bayağı sevindim falan. Ben burada da başarılı olabilirim zaten. Yani önünde bir engel yok. Sonra Boğaziçi İktisat geldi. Artık burayı da hallettim. Devamı gelecek. Hocalar da öyle bizi yönlendiriyor. Sizi havada kaparlar. Amiyane tabirle. Masal gibi. Her şey çok güzel olacak falan. Ama oradan çıkınca hiç öyle olmadığını anladım. Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünü birincilikle bitirdim. Lisanstayken çocuk ve gençlik edebiyatından yan dal yaptım. Eğitimim gereği aslında olmam gereken yer yayın evleri. Ama ben kitapçı da, sosyal medya uzmanı olarak, ihracat uzmanı olarak çalıştım. Yani hiç alanıma yönelik bir şey yapamadım. Bir yılda 5 kez işten çıkarıldım. En son çalıştığım STK'da pandemi döneminde işten çıkarmalar yasaklanacağı için çıkarıldım. Yani yasa teklifi verildi. Ertesi gün ben işten çıkarıldım. Koronavirüs salgını henüz Türkiye'ye gelmeden önce 2020 yılının birinci çeyreğindeki özel sektör istihdam sayısı 2015'in aynı dönemdeki de aynı. Yani 5 yıl geçmiş, bu esnada krize rağmen Türkiye ekonomisi 5 yılın tamamında büyümüş. Artı devlet çok ciddi teşvikler vermiş. Buna rağmen özel sektör istihdamını arttırmıyor. Böyle bir ortamda tahmin edersiniz ki ücretlere de baskı oluyor. Ücretlere baskı da nitelikli insanların iş gücü piyasasına tepki göstermeleriyle sonuçlanıyor. Ben şimdi bir bayan çantası ustası olarak gidip bir yerde çalışırsam sigortasız alacağım ücret 4.000 liradır aylık. Şimdi bir evin kirası sadece 1,5 milyar. Sadece bir evin 4-5 tane faturası oluyor. Cep telefonlarını saymasak. Onlar tek başına 1.000 lira yapıyor zaten. Ayrıca bir evleneyim dersen 200 milyar. Bir ev alayım dersen 400 milyar. Binilecek bir araba alayım dersen 100 milyar. Yani bunları hepsini sayarsak herhalde bir 200 sene çalışmam gerekir. Gittiğim iş yerleri nitelikli eleman istiyor ama çok uzun saatler çalışmamı istiyor. Bunun karşılığında doğru düzgün sigorta yapmıyorlar, yol, yemek vesaire karşılamıyorlar. Seni denemeye alalım, bir 6 ay çalış bakalım. Beğenirsek belki. Beğenmezsen benim sana verdiğim 6 aylık emek çöpe gidecek yani benim için. İşe girdikten sonra bir de bunlar var yani. Bir de bunlarla uğraşıyorsun. Yani sürekli hak arama telaşındasın. Hayatta mı kalacağım, hakkımı mı arayacağım yani? Bilmiyorum. Bir sürü böyle saçma sapan şeyler yani. Zaten bir okuldan mezun olabilmek için çok fazla emek veriyoruz. Bir sürü niteliğimiz, yeteneklerimiz oluyor ve buna rağmen sanki başka hiçbir seçenek yok gibi dayatılan her şeye razı gelmemiz bekleniyor. Bunu yapamıyoruz bence. Çünkü biz hayır deyince aslında işte kapıda bunu kabul edecek bir sürü insan var. İşte bir sürü insan mesaiye kalabilir, mesai talep etmeden uzun saatler işte resmi tatillerde vesairelerde çalışabilir. Ama ben bunu yapmam dediğimde işte o zaman o işe alınmıyorum. İnsanlar artık yani biz şu ustayı ya da şu işin ehlini alıp da gereken parayı verip gerektiği gibi çalıştıralım demiyorlar. Biz bunu ne kadar sömürebiliriz? Biz buna ne kadar daha az maaşla çalıştırabiliriz? Ürün ticareti yapılmıyor artık. İnsan hakları ticareti yapılıyor.
emek ticareti yapılıyor. Sadece karın tokluğuna çalışacaksın. Kölelik yapacaksın. Onun dışında bir şey olmuyor. Üzüleceğimiz nokta şu. Mesleklerin ve yeterliklerin göz ardı edilerek iş var iş yok denmesi veya ücretlerin kıyaslanması. Örneğin Türkiye'nin çok iyi önde gelen üniversitedeki mezun kişilerin iş bulması veya bulamaması değil asıl soru. İş mutlaka bulurlar. Siz fiyatı düşürdükten, ücreti düşürdükten sonra iş bulunur. Ama bu bir iş bulmak mıdır? Şey demek kolay. Siz de iş beğenmiyorsunuz. Öyle bir şey yok. Yani ya da şöyle diyeyim. Tabii ki de belli işleri beğenmeyeceğim yani. Çünkü aldığım eğitim üzerine hani bir şey kurmak istiyorum. Yani yoksa niye okuyayım ki? Yoksa üniversite okumazdım zaten. Ben bunlarla bir katma değer yaratmak istiyorum yani. Bu şey gibi de değil ki. Hani bu olmadı, hadi bir de şunu deneyeyim. Hani denemedim ki daha. Daha deneyemedim yani. Daha bana fırsatı vermediler. Mesela bir de iş beğenmiyorsun durumu var yakın çevremde özellikle karşılaştığım. Yani onca emek verip mezun oldum, beni kültürel anlamda hiçbir şekilde beslemeyecekse ve mesleki anlamda benim üretemediğimi hissettiriyorsa bana, hiçbir katkısı olmuyorsa, sadece sömürülüyorsam, o işi beğenmeme lüksüm olmalı bence de. Ben yıllarımı vermişim bu işe. Bayan çantasında ustalık yapmışım yıllarca. Hani şimdi böyle bir sanatım varken gidip herhangi bir yerde çalışmam yani hem imkansız hem de ben bunu yapmaya çalışsam bile doğru bir şey değil. Yani zaten hani bir ustalığım var. Bununla ilgili bir iş yapmam lazım. Sadece hak ettiğiniz ücret veya diğer yan iş koşulları değil veya işi bulsanız bile o işin sürekliliği, o satın alma gücünüzün kuvvetli olması, bu tip güvencesizleri çekmek değil. Bir de eğitimini aldınız, deneyimini kazandınız, yapmak istediğiniz işi yapmak çok önemli. Çünkü bu hayatta yalnızca hayatta kalmak, temel barınma, giyinme ve beslenme alışkanlıklarını sürdürebilmek için gelmiyoruz. Kendimi besleyebildiğim, benim de değer üretebildiğim bir yer ancak beni mutlu eder. O da bilmiyorum, bazen çok zor geliyor, bazen yok ya, çok zor değil aslında, olabilir. Güzel bir çanta yapıp, güzel modeller yapıp insanların kullanmasını istiyorum. Ama tabii ki bunun bir karşılığı olmalı. Bunu yaparken eğer bir karşılığını alamıyorsanız, maddi ya da manevi anlamda, haliyle yapmak istemiyorsunuz. Çünkü o kadar emek veriyorsunuz, severek yapıyorsunuz, insanlar bundan faydalanacak diye yapıyorsunuz. Ama siz bir karşılık alamayınca bunu yapmak insanın içinden gelmiyor. İşsizim psikolojisi. Ya öyle bir şey var gerçekten de. O seni böyle depresyona sürüklüyor ya, sürükleyebilecek bir şey yani. Kendinden şüphe ettiriyor. Ya acaba ben gerçekten de tahmin ettiğim insan değil miyim? Acaba problem bende mi diye sorguladığım oluyor. Yani 30 yaşındayım, üretemiyorum. Bazen şey düşünüyorum, bir çiçeği bile çoğaltamam herhalde. Yani çünkü çiçek de parayla, toprak da, su da, saksı da parayla. Yani çalışmıyorum ve hiçbir şey yapamıyorum. Sürekli 1,5 ay süren iş görüşmelerine gitmek istemiyorum artık yani. Çünkü şey yani sürekli kazanamadığın bir oyunu düşünsene. Çıldırırsın yani hani artık dersin ki ya yeter artık yani hani bitsin. Çok şey mi istiyorum diye düşünüyorum bazen gerçekten. Ama değil yani. Çok insani şartlarda çalışmak istiyorum. İş tanımının dışında bir şey yapmak istemiyorum. Kazancımdan SGK primim yatsın istiyorum, işte yol yemek karşılansın istiyorum vesaire. Bu kadar. Bu saatten sonra kimse bana şey diyemez, hiçbir şey için geç değil falan. Buna öfkeliyim. Buna sebep olan herkese öfkeliyim aslında yani. Öfkem dinmeyecek zaten. Ben işe girsem de dinmeyecek. Çünkü o zaman başkaları hala dışarıda olacak zaten yani.
Gelecekten umutlu musun? Açıkçası çok bir umudum yok. Tabii ki bu pes ettiğim anlamına da gelmiyor. Mücadele etmeye devam edeceğim. Ama gelecekte çok bir umudum yok.